Rumeli Feneri'nin çok değerli sakinleri, bu güzel mahallenin, bu güzel köyün çok değerli insanları, ekmeğini denizden çıkaranlar, onların yolunu gözleyenler, onlarla birlikte emek verenler, böyle bir akşamda av yasağının kalktığı, uzun süredir beklenen bir gecenin hemen öncesinde, gece yarısında sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük bir keyif ve onur. Hepiniz hoş geldiniz. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Muhtarım Muharrem Bey'i, dernek başkanımızı, adına kurban olduğum İsmet abiyi, hepsini büyük bir dikkatle dinledim. Oktay Aksu, Sarıyer sevdalısı bir belediye başkanı. Sarıyer deyince, balıkçılık deyince onun için akarsular duruyor. Bu gece bizi burada buluşturmaya katkı sağlayanlar, biraz önce buradaki Barış kardeşim, birazdan onun emeklerine bir kez daha teşekkür edeceğim. İlçe başkanımız Mehmet Kubat'a ve il başkanımız Özgür Çelik'e bu kıymetli program için özellikle teşekkür ediyorum. Tabii buraya grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'la, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Gökhan Zeybek'le birlikte geldik. Bursa'dan belediye başkanımız Erkan Aydın var, meslektaşım. Bu genel başkan yardımcıları eşlik ediyor. Kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız burada. Bugün normalde böyle programlara gelirken bir heyet oluşturulur ve bu heyetle birlikte gelir. Heyet seçilir. Burada biz heyeti oluşturmadık. Heyet kendiliğinden oluştu. Burası örgütümüzün çok kıymet verdiği ve tüm arkadaşlarımızın bu gecede birlikte olmak istediği bir yer. Farklı görevlendirmelerimiz var. Başka başka yerlerde arkadaşlarımız var. Burada çok kıymetli bir ekiple karşınızdayız ama bütün arkadaşlarımızın da gönlü sizinle beraber. Buraya Sarıyer spor atkısını taktılar. Kulübün ilçe için kıymetini biliyorum. Ama belki merak eden olur. Çok kıymetli de bir madalya aldım. Geldim buraya, küçücük kardeşlerim geldiler. Derbent Spor'muş adı. Bir alkış yapalım. 23 Nisan'da mini futbol turnuvası olmuş. O turnuvada birinci olmuşlar. Bana dedi ki, Özgür Başkanım, o turnuvada bu madalyayı sana hediye edebilmek için mücadele ettik ve birinci olduk. Bunu sana hediye ediyorum dedi. Normalde siyasilerin genç sporculara ödül vermesi çok bildiğimiz bir enstantane ama gencecik bir takımın bir genel başkana hediye etmek için madalya alıp onu gelip hediye etmesi çok kıymetli. Bunu makam odamızda, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet olan odamızda en güzel yere asacağım. Derbent Spor'a da çok teşekkür ediyorum. Buradaki bu kıymetli sıcak karşılama için Rumeli Feneri'ndeki herkese teşekkür ediyorum. Tabii Rumeli Feneri geçen sene neredeyse bir felaket yaşadı. Fırtına vurdu burayı. Üstüne de ilgililerin yeterince buraya ilgi göstermediğini, buranın arzu edildiği şekilde ayağa kaldırılmadığını biliyorum. Bu konuda defalarca konu meclis gündemine de taşındı. Bizim üzerimize düşen kısmı biz yapmaya her zaman hazırız. Ancak buraya ilgili bakanlığın ilgisini bir kez daha çekmek üzere bunu buradan, televizyonlarda canlı yayınlıyor, bir kez daha ifade etmek istiyorum. Rumeli Feneri geçen sene yaşadığı felaketten sonra beklediği ilgiyi, alakayı görmedi. Yaraları yeterince sarılmadı. Bu konuyu bir kez daha ülkenin gündemine getirmem gerekiyor. Çok sayıda kişi söyledi, buraya ilk kez bir genel başkan geliyor diye. Ama hakkaniyetli olmak lazım. Evet diyorlar ama bana bir büyüğüm Mesut Yılmaz da gelmişti dedi.
Allah gani gani rahmet eylesin. Rize'nin bir evladı olan, memleketimizde başbakanlık yapmış, birçoğunuzun hemşerisi olan Mesut Yılmaz gelmiş ziyaret etmiş. Ondan sonra buraya gelen bir genel başkan olarak beni bağrınıza bastığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Memleketimiz 200 tane doğal gölü olan, 300 tane baraj gölü olan, 33 tane büyük akarsuyu nehri olan, ancak hem bu suların, akarsuların rejiminin doğru kullanılmadığı, planlanmadığı, hem bir yandan göllerimizden ve denizlerimizden yeterince yararlanmadığımız bir memleketteyiz. Dünyanın üç güzel denizi ülkemizi çevreliyor. Bir diğeri de bir iç deniz olarak Marmara Denizi gibi bir hazineye sahibiz veya sahiptik. Bu konuda yapılabilecek geriye kalan ne varsa bunun araştırılması ve Marmara Denizi'nin olması gerektiği gibi temiz, gözümüz gibi bakılan, bizi doyurduğu gibi bizim de onun yarınlarını düşündüğümüz bir iç deniz olarak korunmaya devam edilmesi, son dönemlerdeki boş vermişliğin mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor. Hepimiz dünyanın dört bir yanına gidiyoruz. Dünyanın dört bir yanında içinden nehir geçen şehirler hep prestijli şehirlerdir. Göz önünde şehirlerdir. Bizim iki şehrimizin içinden ayıptır söylemesi deniz geçiyor. İstanbul'umuz üç imparatorluğa, hatta dört imparatorluğa başkentlik etmiş. İçinden deniz geçen, Avrupa ile Asya'yı birleştiren, ki bugün dünya açısından en önemli üç kıtadan ikisi olan Asya ile Avrupa'yı birleştiren, tarihi birleştiren, Anadolu ile Rumeli'yi birleştiren bir şehrimizdeyiz. Bu şehir Osmanlı döneminden itibaren balıkçılık açısından ve mutfaktaki balıklar, gastronomideki balık mutfağı açısından en önemli, en tarihi kentlerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Üç bir yanındaki denizler, Karadeniz sınırı olan ülkeler açısından çok kıymetli. Akdeniz hem Türkiye'nin mavi vatan tanımındaki yeri açısından önemli. Hem yavru vatanımıza, yavru vatan demek yerine kardeş vatan, kardeş ülke demeyi tercih ediyoruz ama Kıbrıs'ımıza ev sahipliği yapması açısından önemli. Osmanlı tarihindeki işte Trablusgarp'tan, Libya'dan tutun, bugün en kıymetli ve en stratejik coğrafyalara sınır olması açısından önemli. Ege Denizi ise adalarıyla, Ege Denizi zenginlikleriyle, kıyılarıyla, kıyısındaki her bir tanesi, yani ben hep söylüyorum, Muğla'nın bir ilçesini verseniz Almanya'nın tapusunun yarısını size yaparlar. Her bir ilçesiyle İzmir'in, Aydın'ın, Muğla'nın denizcilik açısından da balıkçılık açısından da çok önemli. Hele hele boğazlardaki balıkçılık, türlerin geçişi, dikkatli avlanma, bu türlerin hem korunması, hem geleceğe taşınması, hem de ekonomik değerini korumaları açısından bilinçli balıkçılık son derece önemli. Ben bu konuda geçmişte böyle meclise baktığımızda, bugün Sayın Gökhan Günaydın'la da paylaştık, böyle adı balıkçılıkla özdeşleşen bir milletvekilini özlediğimizi hatırladık geçmişte. Barış Karadeniz, soyadı Karadeniz olan, Sinoplu olan ve bu meseleyi çok iyi bilen, irdeleyen ama oturduğu yerden ahkam kesmek yerine biraz önce kıymetli reislerin de ifade ettiği gibi Hopa'dan başlayıp ta aşağıda Samandağ'a kadar balıkçılık yapılan her yere, her koya, her limana, neredeyse her barınağa giren çıkan bir çalışma yürüttü. Bu çalışmada önceki genel başkanımız kendisini yüreklendirdi. Biz grup başkan vekilleri olarak destekledik. Koştu geldi, kürsüye çıkardık. O heyecanla anlattı. Ama en sonunda geldi, dedi ki başkanım, bir şey yapmamız lazım. Yani
Bu sorunları biz dinliyoruz, söylüyoruz. Bunu siyasete mal ediyorlar. Muhalefetteyiz diye sırf hükümeti eleştirmek için söylüyoruz sanıyorlar. Bunu bütün partileri ortak edecek bir zemine geçmemiz lazım. Ben partileri ziyaret etsem mi dedi. Ben de kendisine bir balıkçılık araştırma komisyonu kurulması teklifi hazırlamasını ama bunu mecliste oylamadan evvel bütün partileri bir gezmesini, benim de bu konuda katkı sağlayacağımı söyledim. Dediğimizi yaptık. Sonra bir gün geldi, oylamaya geçildi. Oylama tam reddedilecek, müdahale ettik. Dedik ki ya bunu reddetmiş olmayın, gelin bir hafta daha bekleyelim. Nereye danışacaksanız, nereyle konuşacaksanız konuşun. Bu işi yapıcı bir yerden ele alalım. Zaten Barış'ın genel yapısı da son derece yapıcı, son derece mülayim, sakin ama derdini anlatmak isteyen, biraz da duygusal bir kardeşimiz. Böyle olmadığında çok üzülür. Yani sizin derdinize sizden önce gözyaşı dökebilecek bir kardeşimizdir. Sağ olsun emekleri boşa çıkmadı. Meclis tüm siyasi partilerin katılımıyla bu komisyonu kurdu. Bu komisyon çok önemli çalışmalar yaptı. Çok önemli bir rapor yazdı. Ve biraz önce denildiği gibi belki her şey düzelmedi ama çok önemli bir adım atıldı. Biz iktidar olduğumuzda ne yapacağımızı biliyoruz. Birinci iş Denizcilik Bakanlığı kuracağız. Denizcilik olur adı, su ürünleri ve balıkçılık olur ama bir Denizcilik Bakanlığı kuracağız ve bunun altında tam bir ne hangi soruna dokunması gerekiyorsa tam bir teşkilatlanma yapısını ortaya koymuş arkadaşlarımız. Sadece de aslında denizciliği de önermiyorlar. Gölleri, akarsuları, denizlere akan nehirleri, kıyıyı, balıkçılığı, denizdeki deniz altındaki yaşamın yani avlanmanın dışında avlanmadan korunması gereken yaşam alanlarını, hatta küresel ışınmaya karşı insanlığın en önemli silahı olan deniz yarı tarlalarına kadar çalışmışlar. Ben dikkatle günlerce mesaim bittikten sonra o raporu okudum. Gerçekten önemliydi. O rapor Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kuracağı Denizcilik Bakanlığı'nın kılavuzu olacak. Tabii bunun yanında bakanlığın kurulmasının yanında sadece ÖTV'siz değil KDV'siz mazotun da verilmesi gerektiği önemli bir tespit olarak, öneri olarak duruyor. Resmiyette bir meslek olarak tanımlanmamasının, balıkçılığın kanunla tanımlanmış meslekler arasında olmamasının bir sorun olduğu ortada. Yapılar var, dernekler var, kooperatifler var ama belki bir oda, bir birlik anlamında Ankara'da temsil edilecek kamu yararına bir birlik, bir meslek odasına dönüştürülmesi gerekiyor. Çalışanların sosyal güvencesi gerçekten sorunlu. Sosyal güvenceye sahip olmaları lazım. Ama sektör bu haldeyken aksıyor. Devletin bu sosyal güvenlik birimlerinin önemli bir kısmını karşılaması gerekiyor. Balıkçılara yapılan destekler var ama çok yetersiz. Bu desteklerin arttırılması gerekiyor. Yine liman ve iskelelerin fiziki sorunlarının çözülmesi, oralarda hayatını sürdüren insanların mutlaka çağdaş yaşam koşullarına sahip olmaları gerekiyor. Ve Türkiye'nin bu anlamda atması gereken çok adım var. Biz tabii birçok sorunu dinliyoruz. Bu sorunu Barış'ın ve o komisyonda görev yapan arkadaşlarımızın eliyle, emeğiyle çok net olarak dinledik. Ve çok söylediğimiz, bundan sonra da çok söyleyeceğimiz bir şeyi burada söylemek isterim. Balıkçılar elbette sıkıntı çekiyorlar. Bunun yanında merhametçiler var. Nimet abla var. Burada hep erkekler konuştu, hep erkekler konuştu. Nimet abla oturdu. Oturduğu yerden de Özgür Başkanım'a böyle konuşurken o da diyor ki hep erkekleri konuşturdular. Tabii adına kurban olduğum İsmet abi konuştu gayet güzel. Muhtar konuştu. Yakışıklı balıkçı kardeşimiz konuştu ama bir tane de kadın konuşmasın mı? Bir tane merhametçi konuşmasın mı? Nimet ablayı çağırsam buraya gelmez mi acaba?
Hatta dört kişiydiler demin. Dört çiçek verdiler bana. Dördü birden gelsin. Bakalım onlar ne diyecek. Sonra ben son bir şey söyleyeceğim, kapatacağız. Gel Nimet ablacığım, buyur. Gel. Hoş geldiniz başkanım. Ne payını? Tamam, denizcilerin içinde vardı biraz aslında ama yıpranma payını da dile getirelim. Buyur Nimet abla. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Milletvekilleri, misafirlerimiz hoş geldiniz. Biz Lümeli Feneri Balıkçılar Menemet ağları yapan balıkçı kadınlarıyız. Bütün ağlara hayırlı uğurlu olsun. Balıkçılık hayırlı uğurlu olsun. Heyecan yaptım biraz. Heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Buyur. Başkanım, köyümüze geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu... Efendim? Ha başkanım, Sarıyer Belediye Başkanı. Sarıyer Genel Başkanımız bize çok güzel bir imkan sundu. Bu zamana kadar hiç böyle bir imkan sunulmadı. Ne o? Meramet yeri açtı bize. Onun için meramet. Ona buradan meramet yeri. Şimdi bu meramet ağa gidiyor. Balıkçılar gidiyor, ağlar yıpranıyor. Biz onları onarıyorsunuz. Ona meramet deniyor. Evet, şimdi bunun için bir atölye mi açtı? Evet, atölye açtı. Şimdiye kadar böyle hiçbir imkanımız olmadı. Sarıyer Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bir şey diyecek misin? Söyle. Konuşmalarını yaptılar. Tamam. Peki, o zaman şöyle, burada Nimet ablayla Merhametçi ablalarımızla birlikte demek ki hiçbir emek boşa çıkmıyor. Bir, ben tabii çok şey gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesela genel başkan olmak için genelde ben de, Kemal Bey de, Deniz Bey hep grup başkan vekilliğinden geliyorlar. Ondan önce milletvekilliği, ondan önce örgütlerde ya da başka alanlarda çok çalışmak lazım. Anca öyle yüksele yüksele gelip genel başkan oluyorsun. Ama gönülleri böyle yapınca Oktay Aksu hemen belediye başkanları genel başkan oldu. Tebrik ediyoruz kendisini. Bize çok yardımcı oldu. Biz balıkçılar rüzgar fırtına çok olunca ne ararlar? Güvenli bir liman ararlar. Evet. Bugün Türkiye'nin fırtınası çok, derdi çok, tasası çok, çaresi aranan dertleri var. Ne kadar çok dert varsa kimse üzülmesin. Hepsinin var bir çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin aradığı güvenli limandır. Zor günlerden kurtulmak için ve yeniden çok daha güçlü bir şekilde yelkenlere rüzgarı doldurmak için Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Bu geceki ev sahipliğiniz için teşekkür ediyoruz. Sezon açılışı hayırlı olsun. Vira bismillah diyoruz. Vira bismillah diyoruz. Bereketli olsun. Rast gelsin.